Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere İstanbul Senar'da bulunan Anne Bebe Fuarı'ndan sesleniyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Hissedeyiz ve yanımızda firma sahibi Sayın Yılmaz var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba efendim. Mustafa Bey, öncelikle sizleri, Mustafa Yılmaz'ı tanımak istiyoruz. Ne kadar süredir sektördeki yerini korumaya devam ediyor? Şansım olarak yaklaşık 12-13 senedir bu sektörün içerisindeyim. 7 senedir de kendi markamla faaliyet göstermekteyim. Evet, hemen listeye geçelim. Kendi markamız deyince. Hisse neler yapıyor? Müşterilere nasıl hizmetler sunuyor? Nasıl ürünler sunuyor? Bize biraz hisseden bahseder misiniz? Hisse neler yapıyor? Yani bu konuyu değişik şekillerde açıklamak mümkün aslında. Yani tek bir tabir buna yeterli olmayabilir. Yani kimi müşterilerimize göre Misse cici elbiseler yapar. Kimi müşterilerimize göre Misse bayramlık elbiseler yapar. Kimi müşterilerimize göre düğünlerde giyilebilecek, abiyenin yerine geçebilecek ürünler yapar. Hatta biz kendi aramızda çalışanlar olarak esprili bir şekilde biz light abiye yapıyoruz falan da demiştik. Yaptığımız ürünlerdeki amaç aslında şu. Genelde annelerden şöyle şikayetler duyduk biz. İşte düğünde bir kıyafet alıyoruz çocuğumuza. Fazla abartılı, çok evet, gösterişli. Düğünde bunu giydiriyoruz, ondan sonra bir kenara kaldırıyoruz. Ya da klişeleşmiş gelinlikler. Yani ne misafirlikte giydirebiliyoruz, ne bayramda giydirebiliyoruz. Biz bu şikayetten aslında doğrusunu isterseniz yola çıktık. Yani öyle ürünler yapalım ki anne bunu düğünde giydirebilsin ama misafirliğe giderken de giydirebilsin ama bayramda da giydirebilsin. O anlamda hem o estetiği versin, o görüntüyü versin ama aynı zamanda giyim kolaylığı olsun, daha sağlıklı kumaşlar kullanılsın, çok fazla sentetik kumaşlara kaçılmasın. Bir ara form ürün yapmaya gayret ettik. Ne günlük kıyafet, ne klasik abiye kıyafeti. Yine ben müşterilerimizin söylediği tabiri kullanayım son olarak. Misse cici elbiseler yapar. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda kaliteye de çok önem veriyor. Tabii ki. Misse'nin kalite politikası nedir? Misse'nin kalite politikası nedir? Şimdi kalite deyince birkaç şeyi düşünmek lazım. Bir tanesi kumaş, kullandığınız kumaşların çocuk sağlığına uygun olması. Kanserojen maddeler içermemesi. Buna dikkat ediyor. Bu konuda sertifikalı kumaşçılarla çalışıyor. Kullanılan aksesuarlarda da keza aynı şekilde bu sağlığa zararlı ürünlerin olmaması önemli. Buna dikkat ediyoruz. Kalite deyince bir de dikiş kalitesi malumunuz akla geliyor. Bu konuda çok titizleniyoruz. Kendi bünyemizde diktirdiğimiz ürünlerle beraber dışarıdaki atölyelerde fason dediğimiz şekilde diktirdiğimiz ürünler de var. Bu konuda çok seçici davranıyoruz. Yani herhangi bir yerde ürün diktirmek zaman zaman karşımıza olumsuz tablolar çıkartabiliyor. Onun için bizi bilen, yıllarca birlikte çalıştığımız, kalitesine güvendiğimiz atölyelerle beraber, yine biz kendi bünyemizdeki atölyemizle beraber Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında Misse A'dan Z'ye her noktada özenli ve titiz davranıyor. Kendi bünyenizde güçlü bir ekibiniz var. Tasarımlarınız kendinize ait. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi kalite deyince akla gelen dikiş kalitesine varıncaya kadar bizzat siz ilgileniyorsunuz. Evet. Bu da zaten arkasından başarıyı getiriyor. Evet. Başarı demişken bu başarıdan da bahsedelim. Uzun yıllardır sektördesiniz. Tecrübenin de getirdiği bir başarı söz konusu. Peki siz eğer birkaç cümle eklemek isterseniz, başarının sırrı nedir? Doğrusunu isterseniz bunu hani şu kelimeyle ifade edebilirim. Titizlik. Titizlik bizi iyi izah eder, iyi anlatır. Bunu ekip arkadaşlarımıza da yani yeterince aşılamaya çalışıyoruz. Bu bizim yönetim kadrosu olarak karakterimize sinmiş bir şey. Bunu ama çalışmakta olan arkadaşlarımıza ama bünyemize sonradan katılan arkadaşlarımıza altını çizerek belirtiyoruz. Peki yeni hedefler, yeni projeler var mı Misse'de? Misse'de yeni hedefler, yeni projeler var.
Şöyle söyleyeyim, doğrusunu isterseniz olmak zorunda. Çünkü piyasamız gerçekten birbiriyle rekabet halinde, güzel bir yarış var piyasadaki firmalar arasında. Bu konuda kendini yenileyemeyen, projelerini geliştiremeyen firmalar otomatikman geri kalırlar. Dolayısıyla adrenalini yüksek bir işle uğraşıyoruz diyebilirim. Kesinlikle. Her sezon beğenilmek zorundayız. Her sezon kendimizi ispat etmek, biz varız demek zorundayız. Bugün diyelim ki çok iyiyiz, çok beğenildik ama bunun ömrü 2 ay 3 aydır. 2-3 ay sonra yeni koleksiyonla yine yeni kreasyonlarla biz buradayız demek zorundayız. Aksi takdirde yarışta geri kalırız. Dolayısıyla durmak yok, yola devam. Peki fuardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir fuardayız. İstanbul'da bulunan Siena Anne Bebe Fuarı'ndayız. Beklentileri karşıladı mı bu sene fuar, nasıl sizce? Geçen seneyle mukayese edeyim. Geçen sene katılımcı firma sayısı imalatçılar olarak daha az sayıdaydık. Ama zannediyorum ki daha fazla müşteri aldık. Evet. Bu sene katılımcı firma sayısı daha fazla. Fakat ziyaretçilerde biraz düşüş var. Bu değişik şekillerde tabii izah edilebilir. Ama dünyadaki genel ekonomik sıkıntının zannediyorum sektörümüze bir yansıması olsa kesinlikle gerek. Ama ticarette böyle şeyler var. Biz önümüze bakarak devam edeceğiz. Biz de zaten her noktada isim yapmış, marka yapmış bir durumda. Peki biz Misse'ye nasıl ulaşabiliriz? Misse nerede? Ürünlerine nasıl elde edebiliriz? Biz bir Bursa firmasıyız. Bursa'da yapıyoruz üretimimizi. Toptancılar vasıtasıyla aslında piyasaya dağılıyoruz. Toptancılarımız var. Bayi toptancılarımız. Bursa'da var. İstanbul'da var. İstanbul'da iç piyasaya hitap eden böyle genel tabir olarak yeşil direk piyasası diye bilinen bölgede iyi toptancılarımız, güvenilir toptancılarımız, partnerlerimiz var. Keza aynı şekilde Laleli'de belli iyi noktalarda toptan satış yerlerimiz var. O kanalla dağılıyoruz. Bir de direkt mal sattığımız, ihracat yaptığımız müşterilerimiz var. O şekilde müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mustafa Bey, bu değerli bilgileri bizlerle ve izleyicilerimize paylaştığınız için. Son olarak özellikle annelere buradan neler söylemek istersiniz? Evet, annelere ne söyleyelim? Sevgili anneler, siz çocuklarınızın en iyisini, en güzelini düşünürsünüz şüphesiz. En kalitelisini seçmeye çalışırsınız. Bu konuda sizi yönlendirmek doğru olmaz. Ama biz de ürünlerimizin kalitesine, estetik duruşuna güveniyoruz. Bizi tercih ederseniz mutlu oluruz. Ben burada şu anda aklıma geldi. Küçük kızımın sloganıyla bitireyim. Misse, mis gibi elbise. Çok teşekkür Rica ederim. Ederim tekrardan Mustafa Bey. Sizlere başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Misse'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.